Merhaba, profesyonel koç Aysel Eker ben. Bu hafta Mavi Kadın'da Nasıl Başardın da yine yepyeni bir konukla sizlerle birlikteyim. Bu haftaki konuğum gayrimenkul sektöründe çok uzun süredir yer alıp başarılar elde etmiş ve şu anda da eğitmenlik yapan Filiz Çobanoğlu. Hoş geldin Filiz. Hoş bulduk Aysel, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ben de çok mutluyum. Özellikle Mavi Kadın'da olmak çok daha ayrı değerli benim için. Teşekkürler. Bir önce seni tanıyabilir miyiz Filiz? Ben tabii ufak bir giriş yaptım gayrimenkul sektöründe. Çok uzun sürelerdir yer alıyor dedim. Ama seni bir tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsun? Kim Filiz? Kısaca bahsedeyim. Ben 15 yıldır gayrimenkul sektöründeyim. Gayrimenkul sektörünün her alanında faaliyet gösterme fırsatım oldu. Tüm alanların sonucunda her biriyle ilgili güzel başarılar elde ettim. Sonrası eğitmenlik benim için, eğitmenlik yolculuğu başladı. Aynı zamanda hem eğitmenlik hem koçluk yapıyorum. Bir gayrimenkul ofisinin, Acarkent'te bir gayrimenkul ofisimiz var. Ace Luxury Homes, onun broker olarak şu an devam ediyorum. Aynı zamanda da emlak sektörünün Türkiye'deki STK'sı olan TÜGEM'in eğitim komite başkanlığını yürütüyorum. İki tane de kızım var. Biri 17, biri 16 yaşında. 17 buçuk aslında da hiç buçuklu laflar artık biliyorsunuz belli bir zaman sonra hiç söylenmiyor. İki tane de kızım var. Maşallah. Filiz, çok uzun süredir gayrimenkul sektöründe olduğunu söyledin. Peki gayrimenkul sektörüyle nasıl başladı yolculuğun? Aslında benim gayrimenkul sektörüne başlama yolculuğum daha farklı. Hani herkesin bir kariyer hedefi belirleyip ben bu işi yapmak istiyorum dediği meslekler vardır. Ben de daha öncesinde bir Amerikan şirketinde çalışıyordum. Erken yaşta iş hayatına atılan ve başarılı bir iş kadını olma hayali içinde liseyi bitirmiş bir genç kız olarak güzel de bir işim vardı, güzel de bir kariyerim vardı. Sonrası evlilik, çocuklarım derken bir ara sürecim oldu. Sonrasında hayatımızın bir noktasında kızlarımla birlikte yalnız hayata devam etmemiz gerekti. Tabii ki hiç planlamadığım, hiç sonrasının nasıl olacağını hiç bilemediğim bir noktada küçük kızım 1 yaşındayken, büyük de 2,5 yaşındayken çok büyük olmamakla birlikte iki bebeğimle birlikte evet şimdi ne yapacağım? Şu anda bugünden sonra hayatımı nasıl idame ettireceğim sorularıyla birlikte eski işime de dönemiyorum, çalışmam da gerekiyor. Evde yardımcım var. Onu çıkarırsam çocuklarımla hem bakıp hem çalışmak gibi bir imkanım olmayacak. Dolayısıyla bir arkadaşım dedi ki Filiz bir gayrimenkul ofisi var, çalışmak ister misin dedi. Asistan arıyorlar dedi. Önce bir tabii emlakçılık mı falan dedim ama ego yapacak ya da işte yani bu lükslerim yoktu. Çok da güzel oldu. Yani hayatım beni gayrimenkul sektörüyle karşılaştırmış olması benim için inanılmaz kıymetli. Çünkü ben öyle maaşlı, sigortalı, sabit, masa başı falan çalışacak bir yapıya sahip değilim. Benim üretiyor ve gelişiyor olmam lazım sürekli olarak. Hem gelişiyor hem de geliştiriyor olmak içimde bir şey, tutku ama tabii onu fark edebilecek bir o dönemde hayatım yoktu. O yüzden de hep diyorum ki iyi ki gayrimenkul sektörüyle karşılaştım. Ne kadar böyle dolu dolu olmuş. Bir hayat değişikliği, sonra ne yapsam diye düşünmüşsün. İki küçük bebekle diyeyim. Evet. Bu yolculuğa başlamışsın. Böyle sen anlattıkça da birkaç soru geldi aklıma ama şunu çok merak ettim. Şu anda hani dernekte yer alıyorsun ve çok aktifsin. Evet. Yönetim kurulundasın. Diğer taraftan da ilk işe başlarken dedin ki hani emlakçılık mı? Böyle bir yaklaşımın olduğunu söyledin. Şimdi böyle daha üst düzeyde bir derneğin yönetimindeyken ama bakış açına dönüp baktığında ne düşünüyorsun? Aslında o yıllarda tabii ki gayrimenkul sektöründe insanların algısı olarak emlakçılık algısı daha farklı yer alıyordu. Ama yıllar geçtikçe artık çok daha nitelikli, çok daha kuralları ve devlet tarafından görülen bir sektör haline gelmiş oldu. TÜGEM'in bunda çok fazla katkısı var. Doğal olarak her şeyin net olduğu, sektörün artık daha nitelikli insanlarla büyüdüğü, eğitim sisteminin çok fazla olduğu ve eğitim alma konusunda hem istekli olan hem de birçok markanın da Türkiye'de gayrimenkul sektörüne kattığı çok büyük değerler var. Ben de bir kurumsal bir markanın eğitim direktörü olarak İstanbul'a
gelmiştim. Hı-hı. Öncesinde İzmir, Ankara. 4,5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. 5 yıl olacak. Doğal olarak çok evrildi, çok gelişti, çok değişti. Peki senin için ne ifade ediyor? Hani böyle yeni insanlarla tanışmak, çevreni genişletmek. Hı-hı. Senin için ne ifade ediyor? Çok farklı kültürlerle bir arada olmak aslında hayatı ve insanı anlamayı kolaylaştırıyor. Hayatı anlamak bir aslında şey, çok zor gibi görünen, aslında çok basit formülleri olan şeyler. Genel olarak birçok insanın hayatı kendi hayatlarını kendilerine çok zorlaştırdıklarını düşünürüm. Çünkü aslında mevcut durumu çok iyi analiz edip, çok analitik bir dille konuşuyor olacağım ama bu biraz da eğitmen diliyle olacak. Ama aslında kendi hayatıma, kendi yaşamımı da bu şekilde kurgulamış biri olarak söylüyorum. Kurgu da yanlış olur. Hayatın akışı içerisinde ilerleme, o yolculuktan bahsediyorum. Farklı insanlarla tanışmak, farklı hayata bakış açılarını tanımak, bir tek noktaya odaklanmamak. Yani sadece en yakınlarınızla iletişim halindeyken, en yakınlarınızın düşünce yapısıyla yoğrulup sadece o açıdan dünyaya bakıyor olmak çok daha başka bir şey. Ama farklı deneyimler, farklı tecrübeler ve bunları dinlemek, çünkü hayatta her şeyi biz yaşayamayız ve yaşayan insanlardan tecrübe ediniyor olmak, onlardan bir şey alıyor olmak da bence çok kıymetli. Böyle sanki hani öğrenmeye, gelişmeye çok açık bir filiz görüyorum ben. Galiba onun için doğdum. Yani sürekli bir gelişim süreci içerisindeyim ve geliştiğim ve öğrendiğim her şeyi paylaşma konusunda çok büyük heyecan duyuyorum. Çünkü ben yapabiliyorsam ya da bu işi yapabilen herhangi bir kişi yapabiliyorsa bence isteyen herkes istediği şeyi yapabilir diye düşünüyorum. Yani tam olarak ne demek ben gelişimi öğrenmek için doğmuşum dedin? Ne demek bu? Aslında hayatın iş anlamında gelişmek başka bir şey. Sürekli olarak zaten yaptığınız işi geliştiriyor olmak lazım. Yenilikleri takip ediyor olmak lazım. Sonuçta teknoloji değişiyor, insanlar değişiyor. Hayattaki beklentilerimiz değişiyor. Doğal olarak da yaptığımız işte çalıştığımız insanlarla birlikte bir başarı elde etmek istiyorsak sürekli olarak gelişiyor olmak gerekiyor. Ama aynı zamanda da hayatın içinde kişisel olarak da gelişiyor olmak lazım. Bu biraz daha kişisel gelişim artık çok daha ulaşılabilir bir şey oldu biliyorsunuz. Ve birçok farklı konular var. İşte koçlukla gelişebilirsiniz, nefesle gelişebilirsiniz, reiki ile gelişebilirsiniz. Bir sürü onlarca sayabileceğim yöntem var. Hepsinin farklı yöntemleri var ama ortak noktalarına baktığınızda aslında insanın kendini anlayabilmesi, hayattan ne istediğini biliyor ve biraz da hayatı ve etrafımızda kontrol edemediğimiz şeylere odaklanmamayı gerektiriyor aslına bakarsanız. Çok insani değerler. Sadece hepimiz farklı yönlerde kendimize en hitap eden kişisel gelişim yöntemini buluyoruz. Ama bu tabii ki pozitiflik çok yanlış algılanan bir şey haline geldi, çok yayıldığı için. İşte kişisel olarak gelişiyorumlar çok yaygın. İşte pozitif düşünürsek pozitif olur. Kesinlikle katılıyorum. Ama sadece düşünüyor olmanın bize hayatta birçok şeyi tek başına getirmeyeceğini biliyorum. Düşündüğün ve istediğin ve hayal ettiğin şeyi uyguluyor olman lazım. Harekete geçiriyor olman lazım. Ve o harekete ihtiyaç var. Emek olmadan ben karşılığında hiçbir sonuç alamayacağımıza inanıyorum. Bir de hayatın kontrol edemediğimiz etrafımızda çok fazla şey oluyor. Bana da çok fazla soruyorlar. Yani bu cesareti nereden buluyorsun? İşte bir anda benim hayatımı idame ettirecek bir ailem var zaten. Çocuklarımla birlikte tüh vah ne oldu şimdi ne yapacağım ben deyip bir köşede oturup ağlamayı da tercih edebilirdim. Yani hayat bizim tamamen seçimlerimizle ilerliyor. Şimdi mevcut durum bu. Evet, başımıza herhangi bir şey gelebilir. Bu doğal afetler de olabilir, ölümler de olabilir, ayrılıklar da olabilir. Bir şekilde etrafımızdaki insanlar kendi hayatlarıyla ilgili bir seçim yapabilir ama benim hayatımın kontrolü bende olmalı. Yani ben çünkü beni ileriye götürecek bir seçim yapmalıyım. Etrafımda olan her şey olabilir, yaşanabilir. Keşke yaşanmasa dediğimiz birçok şey yaşarız ama ben o noktada hep ileriye bakmayı tercih edenlerden oldum. Dolayısıyla ben hayattan ne istiyorum? İstediğim şeyi yapabilecek potansiyeli sahip miyim? Neyi yapabilirim? Neyi istiyorum? Doğal olarak istediğimiz şeyleri yapabilmek konusunda gelişebiliyoruz. Bunu keşfettikten sonra aslında
çok daha özgürleşiyorsunuz. Yani böyle aslında bir seçim olduğunu söyledim. O seçimlerin özgürleştirdiğini söyledim. Hı-hı. Peki bu hani ilerlemek yönündeki seçimlerini yaparken motivasyon kaynakların ne? Seni ne motive ediyor? Aslında şu, gitmek istediğim yerin bana ne hissettireceğini düşünmek her şeyden önce. Hı-hı. Yani ben oraya vardığımda bu bir hayal, hedef, yani gitmek istediğim, bir yıl sonra gitmek istediğim ya da 5 yıl sonra gitmek istediğim her neyse, orada duyduğum heyecan ve oraya gidebileceğime duyduğum inanç. Kendime her şeyden önce çok inanıyorum. Onun hakkını verebileceğime inanıyorum. Genellikle zaten insanların hayal kurarken herkes kendini iyi yerlerde görür. Öyle değil mi? Ben ekip arkadaşlarıma da sonuçta sürekli eğitim verirken hep aynı şeyi söylüyorum. Hepinizin hayalleri var ve hepiniz bu sektöre girerken de belli hayaller için hayaller kurarak giriyorsunuz. Ama hayal kurduğumuz hayalle ilgili sadece atlamamamız gereken bir şey var. Bu hayal sadece hayali kurduğumuz için ve kendimizi orada gördüğümüz için ve sadece onu düşününce bile heyecanlandığımız için gerçekleşmeyecek. Onun için ne yapmalısın? Onu ne zaman yapabilirsin? Nasıl yapabilirsin? Yani bunu spesifik hale getirmek gerekiyor. O hayali gerçekleştirmek için ben bugün ne yapmam lazım? Ya da bugün yaptığım şey beni 3 ay sonra o hayale ne kadar yaklaştıracak? 1 sene sonra ne kadar yaklaştıracak? Dolayısıyla aksiyon almak, harekete geçmek son derece önemli. Benim motivasyonum bu. Ama baktığınızda birçok motivasyon kaynağı söyleyebilirsiniz. Tabii ki çocuklarım motivasyon kaynağım. Ama bakarsanız benim kurduğum hayalin içinde onlar zaten var. Doğal olarak orası heyecanlandırıyor derken orada varlar zaten. Aslında onu soracaktım. Böyle bir hareketlendi zaten o heyecanla evet. Böyle o hayalden bahsederken. Evet, evet. Orada ne var Filiz? Bu çok derin bir soru, bir koçluk sorusu. Seni böyle hareketlendiren evet. Şey ne var orada Filiz? Bir kere başarmış olmanın verdiği bir şey tatmin var. Hı-hı. Her şeyden önce. Bir de şey var, mutlu olmak var. Sonuçta hepimiz mutlu olmak için, yani herkesin hayallerinin sonunda mutlu olmak var. Ama aslında ben bugün de çok mutluyum. Hı-hı. Yani bugün yaşadığım hayattan çok tatminim. Oraya o daha artı ne mutlu olur, mutlu eder seni diye sorarsanız, gitmek istediğim yere gidersem tabii ki mutlu olurum. Hı-hı. Bu da var. Ama başarma bende çok 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 büyük güçlü etken. Hı-hı. Başarmış olmanın verdiği şey. Az. Anlıyorum. Yani orada aslında gördüğün Filiz başarmış bir Filiz. Evet. Çok heyecan. Bu şeyi seviyorum. Bana hep şey diyorlar. Yani rekabete bakış açım da mesela benim tamamen kendimle, öncelikle kendimle yarışmak. Çok sağımdaki, solumdaki ne yapıyor diye ancak şöyle bakarım. Yola çıkarken derim ki bunu en iyi kim yapıyor? Önce ona bakmam lazım. Yani ben bir şeyin işte gayrimenkul danışmanıyken olsun, brokerken en işte recruiting tutundurma dediğimiz, işte üretkenlik dediğimiz, ofisi Türkiye sıralamasına ilk üçünü almak gibi birçok hedefler içerisinde, yıllar içerisinde birçok hedefi gerçekleştirmek üzere yola çıktım ve her birinde de başardım. Ama bir günde başarmadım. Düştüm, kalktım, tekrar kalktım. Yani bir şey çok istiyorsam pes etmemek gibi bir özelliğim var. Hı hı. Yani kendimle gurur duyduğum özelliklerimden birisi. Çok çalışırım, pes etmem. Bu benim için önemli etkenlerden birisi. Bir de rekabete bakış açım tamamen verileri toplamak. Yani neyi hı hı. çok iyi yapıyorlar? Ben neyi daha iyi yaparsam ben bu konuda birinci olabilirim ya da şampiyon olabilirim ya da başarılı olabilirim. Her zaman birinci olmak belli bir zaman sonra tatmin etmeyebilir. Artık başka tatmin duyguları geliştirebilirsiniz. Benim de biraz yolculuğum da öyle ama önce kendi sınırlarımı aşıyorum ve çok şey katıyor. O başardıkça ve yaptıkça sonuçta bir şey farklı yapıyorsunuz. Bir sene sonra aynı şeyleri yaparak aynı konuda başarılı olamazsınız. Mutlaka gelişim gerekiyor. Böyle çok başarı duydum Filiz senden. Evet. Ne demek senin için başarı? Başarı
Ya aslında neyi ifade ediyor dersen, işin başarılı olmayı tanımlarken genelde söylediğim şeylerin içinde en fazla kullandığım, hani bir koçun sorduğu soruya bir koç olarak cevap vermek. Şöyle içinde verdiğim cevapların içerisinde dikkat edersen çok hareket var. Çalışmak ve gelişmek var. Yani ben bir şeyi başardığımda benim için O konuda birinci olmak, onun şampiyonluğunu onu bir gün yaşarsın, bir ay yaşarsın, en fazla 3 ay yaşarsınız. Sonunda onu sürdürebilmek, sürdürülebilir kılmak zaten bambaşka bir bakış açısı. Ama beni bu başardım dediğimde, neyi başardın diye sorduğunda birincil olarak söyleyeceğim şey, evet birinci oldum diye duyarsın. Ama o birinci olmak için yaptığım şeyler bende çok heyecan yaratıyor. Bir gelişim süreci çünkü. O oradaki engelleri aşmak, o bendeki o süreç bende en büyük etkisi bu. Sanki süreçten daha keyif aldığını anlıyorum. Süreçten keyif almayan sonuca ulaşamaz. O yüzden onu çok iyi biliyorum. Çünkü sonucu çok isteyen insanlar var bu sektörde. Benim koçluk yaptığım insanlarda da, benim eğitim verdiğim insanlarda da görüyorum. Hep derler ki Filiz Hanım çok istiyorum. Ne kadar istiyorsun? İstiyorsan yaparsın. Geçen bir arkadaşımızla işte sohbet ediyoruz. Spor konusu konuşuyoruz. Şimdi o da izleyince kendisinin olduğunu anlayacak. Dedim ki ya seni o kadar düzenli spor yapıyor ki, onu her gördüğümde, ben çünkü Ankara'dan sonra spor yapmayı bıraktım. Düzenli olarak haftanın 3 günü spor yapıyordum. O her gün düzenli olarak spor yaparken onu görüyorum ve dedim ki ya seni her gördüğümde spor yapmak istiyorum. Ama sonra diyorum ki çok isteseydim yapardım. Doğal olarak yani çok isterse bir insan bir şey yapar. Zaman yaratır. Çok istediğinde insan o yapabileceği şeyi nasıl yapabileceğine dair yollar arar. Ve inanın enteresandır ki o yollar açılır. Çünkü fırsatlar insanların ayağına, öyle siz böyle otururken, işte televizyon seyrederken, sosyal medyada takılırken karşınıza çıkmıyor. Çıksa da görmezsiniz zaten, odak orada değil. Ama fırsatlar fırsat arayan insanların ayağına geliyor, karşısına geliyor. Görebiliyorsanız da işte onları değerlendiriyorsunuz. Ama bu süreç bence insanların biraz düşünce yapıları, inanç sistemi ve onun içinde hareket ettikleri, yaptıkları, aksiyon aldıkları şeyler. Peki böyle Filiz, hani başarıdan bahsettin, fırsatlar yerinde durmamak dedin. Böyle geçmişe dönüp baktığında çok hızlı bir ilerleyişin de var işte. Ama bütün böyle hayatını düşündüğünde sence bütün başarıların içerisinde senin için en büyük başarın neydi? Çocuklarımla birlikte bugün geldiğimiz noktada bence cesurca hareket etmiş olmak. Yani bu. Çünkü hem evi yönetiyor olmak, hem işi yönetiyor olmak, hem gelecekle ilgili tabii ki çok kaygılı olduğum dönemler oldu. Ama o dönemler kaygılı olduğumu bile farkında olmadan çalışıyordum. Kaygılı bile olduğumu farkında olmadan. Çünkü yapmam gereken bir şey var. 2 tane çocuk var ve o çocuklar dünyaya mutlu olmak için geldiler. Dolayısıyla ben de onlar mutlu olsun diye onların dünyaya gelmesine vesile oldum. Doğal olarak onu sürdürebiliyor olmak gerekiyordu. O süreci geçiriyor olmak benim için önemliydi. Dramlarla beslenen biri değilim. Dramlarla beslenen insanlar etrafımda çok olmazlar. Yaklaştıklarında zaten onlara birkaç soru sorduğunda, ki sen çok iyi bilirsin, dramlarla beslenen insanları tatmin etmeyiz. Doğal olarak birkaç soru sorarsın ve gerçekten ne yapmak istediği yönünde ona çözüm önerisinde bulunacak ya da çözüme götürecekseniz senden uzaklaşıyor zaten. Ben dram sevmem çünkü dramatik olmak çok kolay. Her şeyden dram yaratabilirim. Yani herkes her şeyden dram yaratabilir. Ama önemli olan bence iyi düşünüyor olmayı sağlamak daha zor. Zor neden zor? Benim için zor değil. Etrafta çok daha fazla negatif duygunun olduğu bir yerden pozitif çıkmak biraz zor. Peki dedin ki hani dramlardan hoşlanmıyorum. Son soruyu şöyle sormak istiyorum. Böyle dönüp baktığın zaman yolculuğuna bir isim versen, ne isim verirdin? Bu yolculuğun şu anda da devam eden bir yolculuk olabilir bu arada. Ne isim verirdin? Devam ediyor. Daha yapmak istediğim çok şey var. Çünkü kızlarımla birlikte yapmak istediğimiz çok şey var. Hayattan çok güzel beklentilerim var. Kendime de inancım var. Hayat da bunu desteklerse ben elimden geleni yapacağım. Tabii ki çok şey var. Ama dönüp kendi hayatıma bakmak dersen herhalde buna varoluş diyebilirim.
kendini ve hayatını var etmek diyebilirim kendimle ilgili. Yani çocukluğumdan bu yana hayatımda yaptığım şeylere bakarsak, geldiğim ve daha gelmeyi hedeflediğim çok şey var. Daha bir şey olmadım. Daha öğrenecek hayatta o kadar çok şey var ki. Yapacağım çok şey var. Ama hep var olmaktı. Herhalde bu ilk aklıma gelen bu. İlk aklına ne geldiyse odur. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim bu derin cevabın içinde. Ya aslında çok keyifli bir sohbetti. Sen konuşurken çok şey sormak istedim. Tabii tahmin edebiliyorsun sen bir koç olarak. Malum tabii ki hani süreden dolayı da o soruları ben sana sonra sormayı tercih edeceğim. İyi ki geldin. Teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum ben de. Çok keyifle. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi ki geldin diyorum. Çok keyifli bir sohbet geçirdik Filiz Çobanoğlu'yla. Onun hikayesini dinledik ve yolculuğuna verdiği ismi duyduk ondan da. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta yepyeni bir konukla sizinle beraber oluyor olacağım. Mavi Kadın YouTube kanalına abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler.